Merhaba, bugün 13 Mayıs 2011 günlerden Perşembe'nin ve Perşembe'nin gelişi Cuma'dan beri. Perşembe. Ya şu Nihat Haluk Bilginer'i anımsamadan duramıyorum ben. Evet, bugün Cuma. Biz biraz önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Fatih Reşat Nuri Güntekin sahnesinden geldik. Yani bu Ayşe Nişanlıoğlu'nun başında oldu. Evet, Ayşe Nişanlıoğlu'nun genel sanat yönetmeni oldu. Artist başkan Kadir Topbaş'ın patronu oldu. Yerden geldik. Bu Reşat Nuri Güntekin sahnesinin giriş kapısının üzerindeki o alınlar, alınlıklar dökülüyor. Nasıl mimarsın be birader Kadir? Nasıl bir mimarsın, yüksek mimarsın? Hayatın hep muhallebicilikle geçmiş. O binaya bir bak bakalım birader. Evet, Ahmet Özkara ve Mesut Artekin de oradaydı. Dün akşam, düzeltiyorum, dün öğlen, öğleden sonra ikindinin saat 15'te oyun izlediler çocuklar. Yani Mesut Artekin'le olacak Ömer. O tiyatronun amiri, bodyguardı, güvenlik görevlisi resmen özellikle Oğuzcan Ömer'e saldırdılar. Onu daha önceki videolarımızda yayınladık. Ancak birkaç gündür bloggerlara giremediğim için yayın yapamıyorum. Bu videoyu izleyenler, okurlarım ve izleyicilerimden o anlamda blogger adına, blogspotlar adına, Google adına onlardan kaynaklanan sanırım nedenler sonucu yayınım durduğu için özür dilerim. Ancak böyle video kanalıyla yayın yapıyoruz. Orada çekimleri daha önce yaptık. Bu arada tiyatronun sonundaki o'la oyunun başındaki o birleşiyor. Tek oyun, tek o harfi tiyatroyun.blogcu.com'da yayınımız sürüyor. Videolarımızı oradan, yazılarımızı oradan izleyebilirsiniz. Dün neredeyse darp aşamasına gelen, adeta darp edilen, adeta linç edilmek istenen Oğuzcan Ömer'in Tutkal adlı romanı da yayınlandı aynı gün. Bugün sabah dün bize çok şiddetli davranan ve biz de kendisine tabii ki gerekli yanıtı verdik. Fatih Reşat Nuri Güntekin amiri sabahleyin 8.30 sularında telefon etti. Ve 3 dakikalık sınırlı olduğunu telefonumu söyledi, resmi bir kurum olduğu için. Bir şeyler söylemek istiyorum dedi. Ben genellikle kendisini dinledim çünkü 3 dakikayla sınırlıydı. Söyledikleri bitmedi, bir ikinci kez açtı. Hemen kapattım, kapatıyorum dedim. Kusura bakmayın, ben atacağım dedim. Açtım ve tam saate bakmadım ama 10 dakikayla yarım saat arası sohbet ettik. Adam özetle şunu söyledi. Dün çok gergindik her iki tarafta. Ve istemeyen hareketler oldu dedi. Her ne kadar sizden özür dilerim, kusura bakmayın demese de özür diler pozda, özür diler niyette samimi olduğunu sandım bir söylem geliştirdi. Ya kulağını çektiler bu arkadaşın, Ayşe Nişanlıoğlu sanırım. Ama bu bir tahmin tabii, kendisine soramazdım. Kalbi kırılırdı. Ya da bu arkadaş vicdan muhasebesi yaptı mübarek Perşembe'yi mübarek Cuma'ya bağlayan gece ve böyle bir karar verdi. Adeta bizden özür diledi ve büyük olasılıkla içimdeki duyguyu söylüyorum, sezgiyi söylüyorum, %90 vicdan muhasebesi sonrası aradı. %10 olasılıkla Ayşe Nişanlıoğlu emretti, aradı diye. Bunlar tabii ki sezgi, varsayın yanılgı payı, yanılsama payı kesinlikle var. Ve şöyle bir şey söyledi, sizin derginizi dün hırsla okuyordum ancak bugün çok böyle relax sözcüğünü kullanmadı da yumuşak anlamına gelen başka bir sözcük kullandım, bulamıyorum sözcüğü. Baktım okudum, özellikle derginizin dün dağıtırken ücretsiz olduğunu bağıra bağıra söylüyordunuz, söylüyordu çocuklar. Pek inandırıcı gelmedi bana, ancak inandım şimdi çünkü içindeki bütün yazılar sizin her şeyi aşağı yukarı öyle algılıyorum ki ücretsiz yaptığınız izlenimi uyandırıyor. Örnekse oyunculuk, yazarlık konusundaki ücretsiz sayfanız, yani ücretsiz çalışma yaptığınız sayfanız en son
kapağın içindeki kapak içi, arka kapak içindeki yazınız beni çok etkiledi. Televizyon kültürünün, insanların kültürünü yozlaştırdığını iddia ediyorsunuz. Bir sosyalist yayından, yani kusura bakmayın ama bunu beklemezdim dedi. Çünkü arkadaş koşullanmış, kendisi de bunun bir biçimde, uygun bir dille ifade etti. Son derece de efendi bir, kibar bir konuşma geçti aramızda. Ben de dedi, muhafazakar bir insan olarak sizin bu görüşlerinizle siyasal ve ideolojik olarak olmasa da tiyatral olarak kesinlikle katılıyorum dedi. Ben de dedim ki bu ülkede yaşıyoruz. Ben bu ülkenin devrimcisiyim, sosyalistiyim. Hatta benim 4 kardeşim var. 4'ü de kendilerine yakın tarikatlara mensup insanlar. Ben kardeşlerime ya da size şirin görünmek için böyle yapmıyorum ama zaten ben halkın isteklerine, halkın manevi duygularına küfür ederek devrimcilik yapılamayacağı düşüncesindeyim dedim. Örnekse sahnede Allah'ı bir karakter olarak, Allah'ı bir somut kişi olarak gösterilmesinden yana değilim dedim. Örnekse dün dedim, arkadaşlarım izlemiş. Ben izlemedim ama beğenilerine katılıyorum Mesut'la Oğuzcan'ın. Eleman aranıyor oyununda. Allah'ı bir karakter olarak sahneye, bir tip olarak, bir neredeyse insan olarak taşımalarını doğru bulmuyorum. Ve bunu aptalca olduğunu zaten videoda söylemiştim. İzlemememe karşı bir tehlike benim için bu. Size bunu şirin görmek için söylemiyorum kesinlikle dedim. Kendisi de dedi, ben sizinle hemfikir olmam, beni bağışlayın ya da size şirin görmek için söylemiyorum. Müthiş bir insan sıcaklığı bulun derginizde dedim. Takip edeceğim dedi. Geleceğim dedi, çayınızı içeceğim dedi. Hatta bugün gelin lütfen.